Günaydın dostlar, günaydın, günaydın. Şimdi videodan hemen önce güne bir bakayım dedim. Ya bari insan günü bilir kardeşim ya. Hangi gün olduğunu bilmediğimiz günlerden selam veriyoruz dedim. Günü öğreneyim. Bugün çarşambaymış dostlar. Saatlerimiz de kaçmış? 6:56'ymış. Tabii biz sabahın köründe uyandık. Bakın burada gösterdiği gibi 5:48 geçe yürüyüşümüzü bitirmişiz. Yine köy hayatının dipçip gibi bir sabahına uyandık dostlar. Hava da bayağı serin. Bilmiyorum her yerde serinledi mi yoksa köyde mi böyle? Sıcak da olsa serin de olsa köyde erkenden uyanıyorsun. Dinlenmiş olarak uyanıyorsun. Şöyle yürüyüşünü mürüyüşünü de yaptıktan sonra acıkıyorsun. Bir üzerine kahvaltı, köy kahvaltısı. Tabi o klasik şeylerde gördüğünüz köy kahvaltısı değil. Orijinal köy kahvaltısı. Köy kahvaltısı diyor adam 50 tane menü koymuş. Nerede oğlum 50 tane menü köylerde? Bir peynir koyarsın, bir zeytin koyarsın. Bahçeden bir şeyler devam. Çok daha tatlı olur tabii ki. Evet. Şimdi konularımıza gelelim. Aslında bugün video yapmayacaktım ama birkaç sorunuz var. Hem onları cevaplarız diye düşündüm. Bakalım köpek saldırısına falan kurban gitmezsek sesler gelmeye başladı. Dostlar stepinde yürüyüşümüzü yaptık. Level 4 kutu vermiş. Zaten slotlarımız dolu olduğu için onun bir önemi yok. Daha önce açmayı düşünmüyorum ya kutuları. Level 5 kutular aslında birazcık 4'lere göre daha dezavantajlı diyelim. Çünkü 4'ler hem kısa sürede açılıyor hem de 5'e göre çok da bir fark olmayabiliyor ve içinden de aşağı yukarı aynı şeyler çıkıyor. Bazen level 4, level 2 vermiyor, bazen veriyor. Diğeri de aynı. Bir tane fazladan level 1 veriyor. Level 5'ler önemli değil. O yüzden erken açmayı düşünmüyorum. Bakalım bu şekilde gidiyoruz. Yürüyüşümüz bu şekilde. 11 enerji harcadık ve 13 GMT kazanmışız. 15'in üzerinde de veriyor, 15 de veriyor. O aralıklarda bir şeyler veriyor. Step'nin uygulamasında size göstereceğim bir şey var mı? Yok, fiyatlara bakıyorum. Çok değişen bir şey yok. Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Kutuları açıyoruz. Dün bir gem upgrade yani gemleri yükseltme, yakma olayı nasıl yapılıyor videosu attım. Ona bir göz atabilirsiniz. En son gemlerimizi yaktık işte. Ve işte başa baş gibi, zarar gibi falan. Burada amacımız biraz eğlenmek, biraz heyecanlı olsun. Birazcık da Rainbow Plus düşürür müyüz? Pardon, Rainbow Gem düşürür müyüz? Onu deniyoruz. Öyle takılıyoruz. Step'inde şeylerin, o Japonlar falan çok paylaşım yapıyor ya. Şeylerine baktım da. Bir tane ayakkabı var. Hatta size de atayım Twitter'dan veya Telegram'dan. Adamın ayakkabısı Rare veya Epic olması lazım. Pahalı bir ayakkabı yani. Gemleri de, konfor gemleri takmış. Neredeyse bizimki kadar kazanıyor dostlar. Yani o yüzden Step'inden çok bir beklentiniz olmasın. Ankam'ın orta bütçe bir bütçesi olan için Ankam'ın 3-4 tane de gem ortalama bir kazanç size sağlatıyor. Biraz bütçeyi arttırıyorsun mesela, kazancın aynı oranda artmıyor. O yüzden buna benzer bir ayakkabı yapabilirsiniz. Detaylı bir videosunu yapmıştık. Onu izlemediyseniz de onun altında bütün ihtiyaç duyduğunuz siteler de var. Ona bakabilirsiniz dostlar. Kaç gün varmış şimdi buna? En yakın olana 49 saat diyor. 2 gün 174. Normalde bunun açım bedeli 100 iken 74 fazla vereceğiz. GST 0,012 falan mıydı? 1,2 dolara yakın bir şey, 1 dolara yakın bir şey vereceğiz. Gerek yok. İçinden resilience'lar çıkarsa zarar ederiz. Tamam geç. Step'ini geçtik. Bunu da bir söyleyemem. Dao Go Green. Uygulamamıza gelelim. Burada soruları cevaplıyoruz. Paralarımızı emcikliyoruz. Park ve yeşil alan sayısı açısından dünyanın en yeşili şehri Singapur. Niye ben bugün konuşamıyorum ya? Sonraki soru. Hangi element dünya kabuğunda en yaygın olandır? Oksijen. Üçüncü soruyu ben de bilmiyorum. Hadi bakalım ona da. Hangi tür atık geri dönüştürülmesi en zor olandır? Cam, kağıt, plastik, metal. Cam mı? Yok. Kağıt da olamaz. Plastik, metal. Metal. Plastikmiş. Allah Allah. Nasıl en zor be kardeşim? Atıyorsun, eritiyorsun, meritiyorsun, bir şey yapıyorsun. Singapur. Evet. Oksijen. Plastik miydi? Soruları böyle cevaplıyorsun. Cevaplayamasan da gördüğün gibi sana cevabı söylüyor. Sorun değil. 17 O2'ni de alıyorsun. O2'nin de değeri en son 5 centti. Biz bakmadıkça düşüyor. Aslında buna her gün baksak düşmez belki bizden korkusundan. 629 olmuş. 30 küsür dolar burada var. Burada NFT ile de alıyorsun. NFT'lere göre kazancın sabit. Ve o şekilde devam ediyorsun. Detaylı anlatım videomuz var. Ona bir bakarsınız. Geçtim.
Aura hayvancığında durumumuz nedir? Aura'da paraları artık çekmeye başladık dostlar. Ve şurada artık biz pro olduğumuz için her şeyi doldurun var. Yani gördüğünüz gibi. Seviye 15 bir tane elemanın olduğu zaman sen pro oluyorsun. Bütün gazları mazları dolduruyorsun. Zaten bir iki tane varsa elemanın çok önemli değil ama bak bizim bir sürü var. Hepsini tek tek doldurmaktansa her şeyi doldura tıklıyoruz. Şak diye doluyor. Bunu üyelik olarak da satın alabiliyorsun. Aylık 10 AVR'ydi değil mi? Şurada aboneye tıkladığın zaman 10, 1 aylık 10 AVR diyor yani. İstersen birçok elemanın varsa sana bir zaman kazandırması açısından bunu yapabilirsin. 10 AVR aylık çok bir şey yapmaz. Ben paraları çekiyorum 2 güne bir. Zaten her 2 güne bir yukarı atıyorum. En son Metamask'a da çekmiştim onları. Metamask'tan da bozdurdum. 200 dolara yakın bir şey yaptı. Onlara da bazı coinler, tokenler falan aldım. Onları da size gösteririm bir ara. Burada başka değişen bir şey yok. Çekim talebini bırakıyorsun. 48 saat sonra yukarıya geçiyor. Yukarıdan da günde bir kere çekme hakkım var. Onları da birer kez çekersin. Yani o gecikmeyi bir gözden çıkardığın zaman 2 gün aralıklarla tık 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 paralarını çekmeye başlayabilirsin. Burada böyle gidiyoruz bakalım. Şu an başka bir sıkıntı yok. Başka bir gelişme yok. Gelişme olursa size haber veririm. Şimdi Vulkan'a gelelim. Vulkan'daki güncellemeyi soruyorsunuz. Hemen anlatıverelim. Nerede o hayvan? Füzyon diyor ki eskisi gibi hiç olmadığı kadar güzel olacak falan filan diyor. Özet geçeyim dostlar size. Öncelikle önemli gelen özelliklerden birisi eskiden ne yaparsan yap elemanlar genesis de olsa yeni çıkan elemanın genesis olmuyordu. Artık bu bir tane genesis olursa ekipte eleman genesis olacak. Tamam mı? 3 tane de 5 tane de yapsam bir tanesi genesis ise sonuç genesis olacak. Bu güzel bir şey. Fiyatları arttırır. Ve elinde bir tane genesis olacak. Yeni doğan elemanın da fiyatını arttırmış olur. Bu da tabanı yukarıya doğru biraz çekecektir. Zaten çekmiş de dün mü attım işte fiyat söyledim işte videolarda görmüşsünüzdür. Fiyatlar biraz daha yükseldi. Diğer bir tanesi de biraz kafanızı karıştırdı herhalde. Bana da çok soru geldi. Dostlar bu biraz detay bir konu. Şöyle göstereyim size. Şimdi mesela ne diyorum? Şimdi bu hayvanların özellikleri var ya mesela nadirlikleri var ya genesis oluyor işte şey pardon genesis demişim legendary oluyor rare oluyor falan. Bunları belirleyen aslında onların işte kulak tırnak bilmem ne gibi organlarının üzerinde nadirlikler oluyor. Mesela uygulamadan göstereyim bir tane size. Bizim nadir hayvancıklarımızdan hangisi var? Bir Litze vardı. O da yine bir kutudan çıkan hayvancığımızdı. Mesela şu hayvana baktığımız zaman bakın hem gövdede hem de kuyrukta mı şey var nadirlik oranı var tamam mı? Bu değişebiliyor. Bazısında mesela bir tane ankamın bir tane rare oluyor. Birisinde kamın bir ankamın özelliği oluyor. Bunlar onun nadirlik seviyesini belirliyor zaten. Bakın ve hatta oranları da var burada. Tamam. Ne kadar az nadir olursa o kadar şey oluyor. Mesela bir tane legendary elemana da girip baktığın zaman işte ne bileyim birkaç tane şey legendary'dir veya bazıları epic'tir falan. Neyse bu şekilde bunun nadirliği oluşuyor. Şimdi bunları doğurturken falan belki dikkat etmemişsinizdir. Bunlardan harmanlanıyor. Yani çocuklar anne babanın nadirliklerinden alıyor. O Japon abilerin falan şeylerinde görürsünüz. Üst düzey şeyleri yaparlar. Ve hatta onları denk getirmeye çalışırlar. Nadirlik işte ne bileyim birinin kulağıyla diğerinin kuyruğu falan. Hepsi böyle full üst düzey bir şey çıkartmaya çalışırlar. Neyse özetle şöyle söyleyebiliriz. Artık bu füzyona bunları eklediğimiz zaman tabii güncellemeden sonra burada şeyleri de gösterecek bize. Belki gösterir mi bilmiyorum ama en azından etkilenecek yani. O işte birinin şeyinden, kulağından alacak mesela birinin kuyruğundan falan. Böyle bütün özellikleri mesela şey olan legendary olan bir eleman çıkartabileceksin. Bu da üst düzey bir eleman olur. Fiyatları yüksek olur ve bir de genesis de atar adamın onun içine mesela. Bunlarla beraber harmanlanarak güzel elemanlar çıkartılabilir. Bunlar yüksek fiyatlara satılabilir. Ve pazara bir hareket getirebilir. Yani en alttaki oyuncular için biz de kendimizi orada sayabiliriz. Çünkü onlar bütçe isteyen işler. Hani adam alıyor marketten araştırıyor buluyor falan. Onları kendi aralarında çiftleştiriyor. Riskli işlemler yapıyor falan. Bizi çok etkileyecek bir durum yok ama bizi
pozitif yönde etkileyebilir. Çünkü markete etkiler bu. Ha, o işlerle uğraşanlar da varsa marketten veya elemanların özelliklerine dikkat ederek, mesela bir tane Legendary'ye girelim. Adamlar doğurtturma yaparken yani onlara dikkat ediyor. Ya bu filtrelemeyi bir düzeltemedi bu hayvanlar. Çünkü çocuklar anne babaların şeylerini alıyor ya, özelliklerini. Çok nadir şeyler doğurtturmaya çalışıyorlar. Neyse, bu filtre bazen çalışmıyor. Olay anlaşıldı herhalde. Özellikleri var ya, artık bu füzyonda bu özellikler devreye girecek. Eskiden ortaya karışık bir şey veriyordu. Ama şimdi bakacak annesinin, babasının veya 3-4 tanesinin elemanın, işte her birinin farklı özelliği kendi nadirliğini belirliyorsa, onlardan ortaya böyle full legendary olan bir eleman, bütün özellikleri legendary olan bir eleman çıkartılabilir. Bunlar çok pahalıya satılabilir. Adamlar onların hesabını yapıyordur şimdiden, büyük abiler. Onlar marketlerde kovalıyorlardır. Siz de elemanlarınız satarken mesela dikkat edin. Mesela bir tane ankamonumuz var mı bizim? Göremiyoruz mu burada ankamon olduğunu? Bu da saçma bir şey. Şöyle. Neyse ya, anladınız. Videoyu uzatmayayım şimdi. Ankamında da mesela bir tane özelliği ankamındır. Bir tanesi, bazılarında iki tane özelliği ankamındır. Onlar satış fiyatlarında da etkiliyor. O elemanlarınıza da onları satarken veya alırken bir dikkat edebilirsiniz. Evet. Vulcan olayı böyle. Vulcan'da taban fiyatı arttı. Bu etkiledi tabii ki. Şimdi bak, bu sefer de Legendary gelmiyor. Mesela şu hayvana baktığınız zaman bak, bir tane gövdesi Rare mi? Rare'dı galiba bu. Epic miydi? Epic rengi. Tamam. Çevre ankamın, yüzü de Legendary. Şimdi adam mesela bunun böyle hepsini Legendary yapmaya çalışacak. Face'i oradan alacak. Başka bir yeri yine Legendary olandan alacak. Böyle kombinasyonlar yaparak belki 5 tanesini birden atacak. Bir tane araya genes satacak falan. Böyle hayvan gibi bir eleman çıkartıp onu satmaya çalışacak. Tabii onun takipçileri de kendi aralarında onları takip ediyor. Sen belki markete girip direkt Legendary'ye alıp çıkıyorsun ama bunlara da bakılıyor. Tamam. 12.000'miş. 11.000 küsürlerde vardı. Ben biraz inceledim. Fiyatları almayı düşünüyordum. Neyse. Bak, bu sefer de nadirliği işaretlemediğimiz halde şey yapıyor. Common'ı işaretleyin. En ucuz eleman, ben az önce bakmıştım, 690'larda falan mıydı? Evet, bak 700'e dayanmış. Geçen 1-2 video önce hatırlarsanız, hatta videoda denk geldim. Açtım baktım, level 8'ler 550'lerde tabanda. Diğerlerinin bile altındaydı. Hiç doğurtulmamış. 3 tane mi aldık? 2 tane mi aldık? Bak, 550 nerede? 700 nerede? Al oradan sat. Al sana 3 tanesini satsan zaten bayağı bir kar ediyorsun. Yani takılıp kalmayacaksın bir şeye. İşte oyun kötü gitti falan filan demeyeceksin. Bakacaksın fırsatlara. Zaman zaman fiyatlar yükseliyor. Zaman zaman düşüyor. Bence satma noktasında olan arkadaşlar için şu an bir satış noktası olabilir. Bundan sonra yavaş yavaş geri salabilir fiyatlar falan. Böyle bakacaksın. Sen de o dalgaya göre kendini ayarlayacaksın. Evet, güncellemeden bahsettik. Bizim durumumuz ne? Biz de satışlar yaptık birazcık. Kaça kadar düşmüşüz? 55'e kadar düşmüşüz. Yine de satmaya devam ediyoruz. Yani aşağıdakileri satıyoruz. Üst taraftakilerde çok fiyat değişikliği olduğunu sanmam. Level 10'lar mesela 1200-1300 aralığında gidiyordu. Filtrelemiyor işte bu yine hayvan herif. Neyse, onlara bir bakarsınız dostlar. Ne bileyim, böyle birazcık da yukarı gitmişken elemanlarını azaltmayı düşünen, riskini azaltmayı düşünen için de satış olabilir. Çünkü iki elemanı doğurttuğu zaman adam 600 maliyeti var. Ulan zaten 600'e doğurttum, 630'dan, 40'dan, 50'den vereyim diyebilir. Çok da fazla yükselti beklentim yok benim. Bakalım. Onun dışında bugün çark çevirdim. Çark'ta Vulcan tarihinde kazandığım herhalde en iyi ödülü kazandım. 90 Vulcan kazandım. 100 küsür çilek kazandım. Onların ekran görüntüsünü aldım. Twitter'dan, Telegram'dan atarım. Vulcan'da başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Güncellemeyi bekleyelim. Şu ranklardaki şeyi unutmayın. Benim de zamanım geldi. Bugün, yarın mesela bir gün 2 saat diyor. Füzyon yapmayı düşünüyorum. Göndermediğim elemanlarım vardı. Şuradan göstereyim onu da size. En aşağıdaki hayvancıklardan göndermedik. 3 tane ankamın olması lazım. Evet, bunları yapmayı düşünüyorum. Fiyatlara da yine bir bakarım tabi. Bunların fiyatının çok değiştiğini sanmıyorum. Alt taraftakiler de genelde değişmiş. Gidip marketten gidip şimdi 690'a 700 almaktansa, aradaki fiyat farkı çok değilse bunlarla yapar geçerim. Rankımız 10 dedik. Yarıştırıyoruz dedik. Catlytic'e gönderiyoruz. Dün mü paylaştım? Ne kadar kazandık? 2800 civarı. 1200 civarı bunun maliyet.
ne yapıyor işte? 1600 olsa 800 Vulcan civarı günlük kazancımız var. Vulcan ve kazanç demişken çekilişimizi unutmayın dostlar. Yarın mı yapıyoruz? Tweet'te yazıyorum. Okumuyorsunuz arkadaşlar. Abi çekiliş ne zaman diye 50 tane soru geldi. Yazıyor burada. Niye okumadınız onu? Nerede o? Bayağı tweet atmışız ya. İşte 10 Ağustos diye yazıyor en alttakinde. Tweet'i beğen, retweet et. 3 arkadaşını etiketle. Videoyu beğen, yorum yap. Vulcan cüzdan adresine tweet'i yanıtla. Çok fazla katılım yok. Kazanma şansınız yüksek. 600 Vulcan vereceğiz. Yazmamışım biz onu. Yazmışız. Onu da parantez içinde yazmışız. Bu neyin kutlaması? 3840 dolara NFT almışız. Onun kuyruğunun düzeltmesi dostlar bu. Vulcan uygulaması kullanmıyorum diyen takipçim, takipçilerim. Nasıl benim bir takipçim Vulcan kullanmıyor olabilir ya? Benim takipçilerim değil misiniz arkadaşlar siz? Baştan beri biz bu uygulamanın çocukluğunu biliyoruz. Her gün videosunu yapıyoruz. İnsan merak edip yine girer ya. Neyse ister hesap açın, cüzdanınızı gönderin. Nasıl göndereceksiniz? Şöyle. Al sana cüzdan adresim bu, tamam. İster bunu gönder, istersen Bybit borsasında da yatırmaya tıkla, Vulcan'ı seç. Oradan da gönder. İlla ki Vulcan uygulamasını kullanıyor olman bile gerekmiyor. Vulcan'da göndermesi kolay oluyor. Şimdi diğer borsalar gibi değil. Mesela geliyorum buraya. Şuraya göndere tıklıyorum. Şuraya adresini yapıştırıyorum. Yazıyorum 600 Vulcan, tak gönderiyorum. Borsadan çekerken bir sürü bir şey istiyor. Veya mesela Legend of Constellation oyunu içinde bu Vulcan olarak ödül veriyorum. Çünkü kolay oluyor. Log gönderme şansın yok. Dolar göndersen bir hikaye, bir sürü falan. Tamam. O yüzden çekişe katılın ya da katılmayın, siz bilirsiniz. Yok ben görmedim, yok ben duymadım falan yok. Tamam. 10 Ağustos yarın oluyor. Bunu bir daha hatırlatalım bugün. Başka? Legend of Constellation oyununu biliyorsunuz. Önce şu grubumuzdan bir bahsedelim. Bu genel grubumuz dostlar. Stepping Game Upgrade olayını en son paylaşmışız falan. Hocam ödüller az ya falan diyenler oluyor bazen arkadaşlar. Şu koskoca Vulcan milyon dolarlık uygulamasına bakar mısınız ya? Şey yapmış, etkinlik yapmış. 200 çilek vereceğim diyor. Oğlum 200 çilek ne lan? Bizim bütçemiz yoktur yani. Bu adamların yanında bizi yok sayın. Bizim bunlardan daha çok veriyoruz. Yani bu işler öyle düşündüğünüz kadar bol keseden olmuyor. Tabii bizim bütçemiz arttıkça biz de çekilişleri, kazançları arttırırız. Ha bir adama belki 100 Vulcan veriyoruz. 85 cent, 90 cent. Hadi 1 dolar diyelim. Çok değil gibi ama 6-7 kişiye veriyoruz. 6-7 dolar gitti. Öyle düşün. Daha çok kişiyi sevindirmek için. Bu genel grubumuz. Buna herkes katılabilir. Şu da Legend of Constellation oyunu. Şimdi göstereceğim size oyunu. Buraya da oyunu aşağıdaki açıklamalardaki linkten indirdikten sonra katılabilirsiniz. Burada da çekilişlerimiz oluyor dostlar. Tamam mı? Daha yeni bak çekiliş yapmışız. Tamam. Geç. Grup olalım, grup dedik. Şurup olalım, şurup dedik. Şu ayakkabıyı aldınız mı dostlar ya? Şeyciler, aynısı bende var der ya, böyle satıcılarda o bir şeydir. Aynısını ben giyiyorum abi falan. Gerçekten aynısını ben giyiyorum. Bu herhangi bir sponsorlu iletişim şey değildir dostlar. Telefonlarınızın ayarlarıyla oynamayın. Gerçekten çok rahat ettim bu ayakkabıyı alınca. Bayan erkek versiyonu var. Zaten aynı sayılır, rengini biraz değiştirmişler. Piyasa fiyatı da bence çok ucuz yani. Gidiyorsun dandik bir yerden herhangi bir ayakkabı soruyorsun. 300-500 diyorlar. Bu kaçmış? En son baktığımızda 360'mış. Sepete ekle, hatta indirime de girerse al gitsin. Evet geç hadi kardeşim, tamam çık ya. Vulcan'ı anlattık değil mi? Bahsettik. Takip ediyoruz. Güncellemelere bakacağız. Legend of Constellation'a gelelim. Legend'da en son o 3840 dolarlık karakterimizi aldık. Ve paraları emcüklüyoruz ya. Takır takır geliyor paralarımız. Diğer karakterler de var. 220 dolar günlük kazanıyoruz dostlar burada ya. Şakası yok. Direkt dolar olarak gelmesi de müthiş. Piyasa düşmüş çıkmış falan hiç umurunda değil. Alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Bakın şimdiden 120 dolarım birikmiş. Bugünkü çekimleri yapacağız ve hepsini çekeceğiz. Ben burada günlük çekim yapıyorum. Zaten pazartesi, salı, çarşamba, perşembe çekiş var. Diğer günler yok. 4 gün boyunca çekiyorum. Fark etmiyor çünkü. 50 doların üzerinde kesinti aynı oluyor. İster 51 çek, ister 250 çek. O yüzden her gün çek. Hatta çektiğini paylaşarak o dilek parası, şu dilek paraları var ya bizde kaç tane olmuş? 360 tane olmuş. Bunlardan kazanıyorsun. O yüzden neden her gün çekmeyelim? Hoppala ve de çubbala diyerekten şunu bir çarkı çevirelim bakalım. Buradan ne kazanacağız? Bir log aldık. 35 cent yapıyor dostlar. Hadi bir daha. Bir 20 tutturur muyuz? Bir tane daha verdi. Hadi. Bir tane daha verdi. 3 log aldık şimdiden. Hadi. Bir 20 alalım.
20'yi de bilerek vermiyorsun ha. 4 tane aldık. Neyse dostlar, gördüğünüz gibi bu dilek paraları da bayağı işe yarıyor. Kazancınızı paylaşıyorsunuz grupta. Paramı çektim geldi diyorsunuz. Sana dilek parası veriyor, tamam mı? Diğer oyun yanında bir şeyler daha veriyor. Onlar önemli değil. Hocam ben konuyu ilk defa görüyorum. Bu detayları bilmiyorum. Grup murup falan diyorsun diyeceksin. İşte oyun açıklamalardan indir. Aşağıda açıklamalarda bütün oyunların linkleri var. Bunu da indir. Ve sonra grubumuza gel. Grupta anlatıyoruz bu tip şeyleri. Birçok videosunu yaptık. Onları göstereyim size. Sabit mesajlarda. Şuradan pardon. Bakın burada nasıl kayıt olunur, nasıl yükseltme yapılır, nasıl para çekilir falan filan bazı detaylar var. Onları anlattık. Onları bir izlerseniz yatırım yapmak zorunda bile değilsiniz. Gelin çekilişlere katılın. Oyunu takip edin. Sistemi anlayın. Sonra da 8 dolara da karakter var. 10 dolara da 15 dolara da paket var. İstersen büyük bütçen varsa, bizim mesela en son 3840 dolar aldığımız 100 dolar civar kazandırıyor. Bizim 120 dolar da önce kazancımız vardı. Oldu mu sana 220 dolar günlük kazanç. Belki inanmıyorsundur ama git 3-4 ay önceki videolarımıza da bak. Şurada karakterlerin zaten ömürleri gözüküyor. Hatta bazıları hakkın rahmetine kavuşmak üzere olacak. Ne kadar? Bakın kalan dönem hangisi oğlum bunlar? Alınan döngü bak mesela bu 135 gün 15 gün sonra bunun şeyi bitiyormuş falan. Daha da öncesinde aldığımız ölen karakterler de var. Bunlar bir süre yaşıyor. Kazandıracağı kadar kazandırıyor ve ölüyor. Ama zaten 4-5 kat kazandırıyor. Fazla fazla kazandırıyor. İşte onları bir izlersiniz. Videoyu daha da fazla uzatmayayım. Bir sürü oyun muhabbeti falan var. Onlar çok önemli değil. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Gel günde bir kere paraları emcükle git. 24 saatte bir. Yine bir de madene gönderiyorsun. 24 saatte bir de onu alıyorsun. Günde 5 dakika seni oyalıyor. Tamam. Hadi geçtik bakalım. Başka neyimiz var? Step'den bahsettik. Piyasaları da toparlayıp videoyu bitirin. Piyasada herhalde bir dün hareketlenme oldu. Değişime göre yüzde sıralayalım. GST en üstte 0,012. Solana hayvancığımız 24.38. Solana yani sanki böyle fırsat bekliyor. Bir şeyler olsa da bir yükselsek der gibi. Bakalım. Ben sol severim. Birazcık da alacağız herhalde. Ethereum 1800'lerde bence ucuz. Bitcoin 29.743'lerde bence pahalı. Aurora 27. Bir Aurora ile meta haberi hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz yani. Bir iniyor çıkıyor kafasına göre takılıyor. 15 Ağustos'ta şurada ne kaldı? 5-6 gün kaldı. En azından bir pump gelse fena olmaz diye düşünüyorum. Tabi bizi çok etkiler mi? Çok etkilemez. AVR ile sadece yakıt ikmali yapıyoruz o Aurora uygulamamızda. Meta AVR'yi de kazanıyoruz. Yükseltmeler de meta AVR ile oluyor. Aurora'ya yeni bir şey yapalım ya. Artık sistem bayağı oturdu gibi yeni bir video yapalım. Konuyu bilmeyenlere baştan sona anlatalım. Merak ediyor musunuz? Yorumlarda yazın bakalım. Başka uygulamaları için mesela adam beni Vulkan için takip ediyor. Aurora'yı da öyle görüyor. Merak ediyor musunuz? Veya anlattığımız uygulamalardan ben kullanmıyorum ama şu nasıl abi, şunu bir daha bir baştan anlat dediğiniz var mı? Doge'ye 0,074. Oralarda zaten. BNB 244 bence geride kaldı. GMT oralara sabitlendi. Ne ileri ne aşağı gidiyor. Bir 25'leri geçenlerde yükselişte görmüştü. GMT artık bizim için yükselirse elimizde sistem var. Hiç sıkıntı olmaz. Elimizdekileri de satıyoruz. Zaten kazanacağız. Sıkıntı yok. Vulcan 0,084. Bu toparlanmayla beraber 1 senti doğru hedefledi gibi gözüküyor. Bakalım artık neler olacak. Meta AVR'de 0,17'ymiş. Elimde vardı. Sattım. 200 dolar civarı. Başka tokenlerden alım yaptım. Altın, sterlin falan, bunlarda çok bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Borsa iyi gidiyor dostlar. Borsada halka arz konuşamıyorum ben. Halka arz konusu, bir de kelimeler de böyle gıcık gıcık denk geldi. Halka arz konusunu bir bakıyorum. Orada bir denemeler yapacağım. Sonra da sizlerle paylaşırım. Bakalım bir önce alalım. Fiyatları izleyelim. Süreç nasıl devam ediyor? Onları bir kafamızda oturtalım. Ona göre belki orada da bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Evet, bugün de videoyu bitirdik. Hızlı geçti zaman ama 24 dakika olmuş dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.